Merhaba değerli motosiklet severler. Nefis bir günde yine hoş bir hanımefendiyle beraberiz. Bugün motorcu hanımefendilerle röportaj günümüz. Çok güzel bir hava var. Büşra, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Seni ağırlamaktan çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz Rica bize evet ederim. dediğin için. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Ben Büşra Keleş. Özel eğitim öğretmeniyim. 4 aylık da böyle yeni bir motosiklet sürücüsüyüm, kullanıcısıyım. Yollardayım. Ne kadar oldu o zaman başladığından beri? 4 ayda ne kadar kilometre yaptın? 4 ayda 1500 civarı bir kilometre yaptım. Güzel güzel kilometre. Teşekkür ederim. Daha fazla 5000'i hedefliyorum. Peki Büşra, motosiklete başlamaya nasıl karar verdin? Şöyle biz bir grup arkadaş hep beraber motosiklet ehliyetine yazılalım mı diye konuşma yaptık. Ama öncelikle ev arkadaşımla, o da bir kadın sürücü, motosiklet ehliyeti almayı 1 yıl ya da 2 yıl süredir düşünüyoruz ve bizim bir defterimiz var, ona bunu yazdık. Yani biz motosiklet ehliyeti alacağız. Daha sonra motosiklet kullanan bir hocamız katıldı aramıza. Bizi tabii ki bu heveslendirdi. Sonra okuldaki 5 arkadaşımızla birlikte bu sürece başlayalım denildiği anda dedi ki biz de varız. Yani okulda 5 motosikletçi mi var? Evet, hocamızla birlikte 6. Hatta ablamız var, o da elektrikli motosiklet kullanıyor. Onu da sayarsak 7. İlginç bir okul. Sizinle ayrı bir yani video çekmek lazım okulca. Peki mesela ailen ne diyor, senin motosiklet kullanma kararı aldığında ailen ne dedi? Nasıl tepkiler verdiler? Ailem bu konuda her zaman destekçimdi. Bu kararı ilk söylediğimde de hayırlı olsun demekten başka hiçbir şey demediler. Çünkü Bilecik'te yaşıyorum ben. Orada zaten motosiklet kullanımı çok sık. Yani bir kadına karşı bir bakış, kullanamaz tarzında bir düşünce yok. Bu konuda ailem tam destekçim. Peki motosikletle ilgili bir eğitim aldın mı? Tabii ki aldım. Buradan kursumuzun adını verebiliyor muyuz? Sen bilir, ister ver, ister verme sen bilirsin. Onur sürücü kursuna çok teşekkür ediyorum. Deneyimli hocalarıyla eğitimimizi verdiler. Aynı şekilde pist eğitimimiz ilk önce. Daha sonra gerekli görüldüğü takdirde bir sonraki aşamaya, trafiğe çıktık. Buradan hem eğitmenlerime hem kursa çok teşekkür ediyorum. Ne kadar sıklıkla kullanıyorsun motosikletini? Her gün kullanıyorum. İşe gidip gelirken iş mesafemde toplam 12 kilometrelik bir mesafe var iş yerime git gel. Onun haricinde de yine ekstra gezmelerimiz oluyor havalar güzel olunca. Bu senin ilk motosikletin değil mi? Evet, bu benim motosikletim, benim yoldaşım. Ben ona o ismi taktım Bir ismi çünkü var mı? efendim Bir ismi var mı? Bajaj Pulsar NS200 motorum. Senin motosikletine verdiğin bir isim var mı? Ben ona yoldaş dedim. Yoldaş, güzel. Çünkü yollarda beraberiz. O bana eşlik ediyor, ben de ona eşlik ediyorum. Peki baştan ilk motorunu alacağın zaman baktığın motosikletler içerisinde hangileri vardı ve NS200'ü nasıl karar verdin? Şöyle hayalim F650 GS'ti. Ama tabii ki bir başlangıç motoru için daha düşük CC'li düşündüm. Ve NS 200'ü düşünmemin sebebi bir ekonomik, hani genel anlamda ilk başlangıç motoru için ekonomik bir motor. Onun haricinde de CC olarak uygunluğunu düşündüm. Buna tercihimi bundan yana kullandım. Peki seyahatlerle ilgili ne düşünüyorsun? Mesela motosikleti seyahat için kullanır mısın? Evet, motosikleti seyahat için kullanırım. Şu an tabii ki daha yeni kullanıcı olduğum için şehir içinde daha belli bir kilometreyi tamamladıktan sonra şehir dışını planlıyoruz. Onun için seyahatler için tabii ki öneriyorum. Bence tam bir özgürlük. Yani o rüzgarı hissetme, yola hakim olma, etrafını saran bir şey, kaporta yok. Mesela günlük trafikte kullanıyorsun, bir kadın sürücü olarak motosiklet kullanıcısı olmak farklı bir şey mi? Farklı yaşadığın bir şey var mı? Olumlu ya da olumsuz? Tabii ki şöyle, birincisi kadın olarak daha iyi olman gerekiyor. Çünkü bir hata yaptığında direkt kadın sürücü bakışlarını hissediyorsun. İkinci olarak şunu paylaşabilirim. İki
kadın arkadaş kullandığımız için garip olay şunu anlatıyorum. Bir çekici yanımızdan aferin kızlar diye bir anonsla geçti mesela. Yani en garip olayım buydu. Tekrar edebilir misin? Ben anladım galiba ama yani bir daha anlatır mısın? Tabii ki. Şöyle trafik içindeyken iki motosiklet sürücüsü önlü arkalı gidiyorduk ve yanımızdan solumuzdan geçen bir çekici anons şeklinde aferin kızlar diye bir anons geçti. Tabii ki biz çok şaşırdık. Onun haricinde tabii şunlara da maruz kaldık. Örneğin bir otobüs sürücüsü aferin tarzında bir şey yaptı, hani tepki verdi. Ya da şu bakışlara maruz kalıyoruz. Motosiklet mi? Kadın mı? tarzında. Yani bu bakışlara çok maruz kalıyoruz. Peki İyi yaptım, iyi ki ben motosiklete başladım diyor musun? Yani 4 ay oldu dedin. Kesinlikle diyorum. Hem birincisi şu açıdan çok iyi oldu. Kendine güven anlamında bana gerçekten bir güven kattı. Sonra ulaşım anlamında da çok rahatlattı. Ve şunu, hani şu kaygım vardı. Trafikte sıkıştırılır mıyım, kadın sürücüyüm? Sıkıştırılma yaşamadım. Yani nasıl diyeyim, İstanbul trafiğinde günlük ne kadar tehlikelere maruz kalıyorsan o kadar tehlikelere maruz kaldım. Ayrıca galiba kadın olmanın avantajı yol verenler de çok oluyor. Mesela seni dinledikten sonra şunu diyecek olanlar var. Ay ben de istiyorum. Ama nasıl söyleyeyim aileme ya yakınlarıma diyecek olan insanlar var. Veya tersi yakınlarından eyvah bizimki de motosiklet istiyor diyecek, kaygıya kapılacak olanlar var. Onlara ne de söylemek istersin? Yani şöyle, kaygılanmasını gerektirecek bir şey yok. Yani bir araba sürücüsü, bir yaya veya bir motosiklet sürücüsü. Hepsinin bu hayatta tehlikeleri var, riskleri var. Ve bunların motosiklet sürücüsünün daha yüksek olduğuna dair bir kanıt yok. Yani aynı şekilde bir yaya iken de başınıza bir risk gelebilir, bir kaza gelebilir. Bir arabadayken de kaza gelebilir ya da motosiklette de. Yani tamamen aldığınız eğitimle ilgili. Yani önemli olan eğitiminizi almanız, bütün risklere karşı kendinizi eğitmeniz ve o zaman zaten hazır olduğunuzda yola çıkmanız. Tamamen dediğim gibi, yani motosiklet sürücülerine karşı bir kaygı var ama yani motosiklet kazalarından ziyade araba kazalarını da çok duyuyoruz. Yayalara yönelik olan kazaları da çok duyuyoruz. Bu tamamen bir ön yargı. Peki okulda öğrencilerin tepkileri nasıl oldu? Öğrencilerim ilk önce motosikleti görünce benim olduğunu anlamadılar. Daha sonra hocam siz mi kullanıyorsunuz? Bu çok büyük bir motosiklet değil mi? Tarzında tepkiler oldu. Sonra hocam ben de mezun olunca alacağım, ben de istiyorum şeklinde tepkilerle karşılaştık. Öğretmen arkadaşlarımızın da tepkileri oldu. Özellikle dediğim gibi kadın sürücü olduğum için düşünüyorum. Çünkü aynı anda alan diğer arkadaşlarımız da vardı ama bize yönelik daha korumacı tavır var. Yani daha çok dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Evet, dikkatli oluyoruz. Peki bir çocuğun olsaydı ve sana deseydi ki anne motosiklet kullanmak istiyorum. Gerekli eğitimi, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani ne tepki verirdin? Soru bitmişti. Şöyle, gerekli eğitimi aldıktan sonra destekçisiyim. Zaten ben bu sürecin içindeyim sonuçta. Çocuğuma ben aldım ama sen alma diyemem büyük ihtimalle artık. Tabii ki hepimizin kaygıları olur ama her şeyin sınırını bildikten sonra tehlike olacağını düşünmüyorum. Sevgili Büşra, çok çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Katıldığın için ve evet dediğin için. Ben güzel teşekkür günlerde. Ederim. En güneşli günlerde, en güzel yollarda ömür boyu motosiklet kullanman dileğiyle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.